Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modeli çalışacağız. Umarım size güzel, faydalı bir çalışma olur. Instagram sayfamdan bir takipçim, Handan Hanım lütfen bu modeli de bize öğretir misiniz dedi. Belki bilenleriniz de vardır, yapanlarınız da vardır içinizde ama her yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Bugün sizlere bunu anlatacağım İster yeleklerinizde kullanabilirsiniz isterseniz çocuk yeleklerinde hırkalarında kullanabilirsiniz battaniyelerde kullanabilirsiniz yani güzel bir model nerede istiyorsanız orada kullanabilirsiniz. Bu genelde gelin yelekleri falan diyorlar çeyizlerde angora tiftikli bir ipleri var onların <laughs> biraz daha ince pardon o iplerden de çok güzel oluyor bu model. Ben şimdi size göstermek için herhangi bir ipten yapacağım. Ben sadece modelini gösteriyorum arkadaşlar. Ben bundan yelek örmedim, hırka da örmedim. Ee, sadece modelini göstereyim. Siz kendiniz onu şekillendirirsiniz artık istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak ister yelek mi örüyorsunuz? E hırka mı örüyorsunuz ne yapacaksanız tabii ki şu lastiği veya örülmüş lastiğiniz mi vardır bilmiyorum artık yani şöyle bir lastik örebilirsiniz veya direkt de zincirin üstüne de başlayabilirsiniz o tamamen sizin zevkiniz ben şimdi şunun üstüne yapmak için size göstermek için başlıyorum bir 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar bu 10 zincirimizi mil üstümüze alıp bir iki tanesi zinciri atlayıp Zincirin ortasına şunu şöyle kenara koyalım biraz arkadaşlar. Tırabzan yapıyorum. Bakın iki tane oldu. Yedi tane yeterli. Şimdi iplerimiz dediğim gibi tığ numaram üç ama ben herhangi bir ipten size öğretmek amaçlı yapıyorum arkadaşlar. O yüzden ipinize, tığınızı, ipinize bağlı hangisinden isterseniz o tamamen sizin zevkinize kalmış. Milistümü alıyorum. Yandaki hemen zincire, yani bu lastik dediğim yer kısmından şöyle trabzan yapacağız. Kaç tane istiyorsanız, ister enli yapabilirsiniz, ister dar yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben modeli çıkartacak kadar size göstereceğim. Şimdi her zincirin içine bir trabzan yapıyoruz. Ben biraz ince yapacağım şu an arkadaşlar. Bu da yeterli aslında 6 tane. Geri dönüyorum şimdi. Siz bunu dediğim gibi çoğaltabilir veya küçültebilirsiniz. 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Mil üstümüzü aldıktan sonra arkadaşlar şu değil de hemen buna batıyoruz. Eğer buna batarsanız her seferinde ilmeğimiz artar. Bu 6 tane zincirimizi şey e, trabzanımızı sabit tutuyoruz. Tabi ben 6 tane diyorum dediğim gibi siz bunu genişletebilir veya daraltabilir istediğiniz şekli sokabilirsiniz. Tekrar 3 zincir çekip geri dönüyorum. Mil alıyorum. Bunu bırakıyorduk şuna. Yani bu uzun bir şekilde örneği çıkartacak kadar şimdi size arkadaşlar dümdüz bir trabzan öreceğim sırayla. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu biraz yaptım. 2 motif Yapacak şekilde olacak şekilde göstersem de yeterli. Şimdi şu başlangıçta arkadaşlar yeleklerimizin önünde lastikler var ya. Bunu da şu lastiğin üstüne ister biraz daha kalın lastik yapıp şunu biraz büyütebilirsiniz, ister kısaltabilir veya koymayabilirsiniz. Bilmiyorum nerede nasıl kullanacağınızı. Dediğim gibi ben sadece örneği göstereceğim size. Ama şimdi e, tabii ki kenarlarda çok önemli olduğu için iki tarafına da nasıl e, örneğimizi kurulacağını da e, göstermiş olacağım size şimdi. Şimdi iki zincir çekip hemen şuraya yani bakın lastiğimizi şu şekilde tutuyoruz. Hemen şuraya ön lastiğimizi örüyoruz. Direkt trabzanın orta tarafına yaptım. Bir de tam birleşim yerine. 3 diğer trabzanın tam orta yerine 4 ve bir de birleşim yerine şuraya 5 yani bu kadar benim lastiğim bu kadar olacak sizlere göstermek için olduğu için bu arada elektrikler yoktu arkadaşlar onunla elektriğimiz geldi evet bu şimdi modeli kuruyoruz başlangıç olarak bakın bu şekilde yapacağız. Başlangıç olarak 3 tane zincir çekip mil üstümüzü alıyoruz. 1-2 tane şu ördüğümüz trabzanlardan atlayıp 3.ye şurasına tam 10 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle. Biraz uzun çekelim arkadaşlar trabzanlarımızı. Şu her bir yaptığımız yeni e, açan arkadaşlarımız için de söylüyorum. Bu yaptığımız şu işlem yani bir ilmek mil alıp iki defada çıkarttığımız zaman bu trabzan modeli oluyor. Şu trabzan yani. Bunun içine 10 tane trabzan yapıyoruz. Biraz uzun çekersek modelimiz biraz daha güzel oluyor arkadaşlar. 6, 7, aynı yere... 8 9 ve 10 10 trabzan yapıyoruz şu şekilde şimdi 3 zincir çekip mil üstümüzü alıyoruz 1 2 yani şu delikten sonra 1 2 iki, iki sıramızı atlayıp 3. sıraya Pardon bir dakika. İlmeksiz batıyoruz. Şöyle. 1, 2, 3. Tekrar 3 zincir çekip diğer motifimize geçeceğiz. Mil üstümüzü aldık. 1, 2 tane bırakıyoruz. Ve üçüncüye 10 tane burada yaptığımız işlem gibi 10 tane tırabzan örüyoruz. Bir ilişi alıp iki kere de çe çekme işlemini tırabzan diyoruz. Evet 10. Tekrar 1 2 3 zincir çekip 1 2 tane atlayıp milişi almadan ilmeksiz yani şuraya siz tabii ki uzun yapacağınız için arkadaşlar yeleğinizi yani ikişer atlayıp bir ilmeksiz böyle batıyoruz 3 zincirle. Bir dakika biraz parlak olmuş. Şöyle. Yani bundan sonra 3 zincir çektik, ilmeksiz battık. Tekrar 3 zincir çekip modelimizi devam ediyoruz yani buna. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben size örnek göstereceğim için geri dönüyorum arkadaşlar şimdi. Ben geri dönüyorum. 3 zincir çektim. Şimdi mil üstümüzü aldık. Terslerde ise bu 10 tane yapmıştık ya arkadaşlar. 5 tanesini öncelikle yani şuraya şu trabzanımızı şu şekilde alıyoruz. Bakın. Yani şuradan girip altından bak şu şekilde alıp trabzanımızı ona örüyoruz mil üstümüzü aldık. Diğer ilmeğimizin de trabzanımızın da buradan girip buradan çıkartıyoruz. Yani şu şekilde arkadaşlar trabzanımızı buna örüyoruz. Mil üstümüzü alıyoruz. Bu işlemi 5 tane yaptıktan sonra 3 Şurayı anladık değil mi arkadaşlar? Bakın. Yani ilmeğimizin arka tarafına şöyle milimizi takıp boşluktan çekiyoruz. 3 4 bir tane daha yapıyoruz. 10 tane olduğu için 5 5 ayıracağız. 5 tane ördük. Bunun maksadı da şurası arkadaşlar bu model buradan böyle dursun diye. Şimdi bu ortada tam 3 zincir çekip mil üstümüzü alıp 5 tane kalan 5 taneyi de aynı şekilde trabzan örüyoruz. 1, 2 3, 4 ve 5. Evet böyle. Şimdi burada arkadaşlar isteyen bir zincir çekebilir ortadan isteyen çekmeye edebilir. Ben bir tane zincir çekiyorum bu ortada Milistümü alıp buradaki yaptığım işlemi burada da yapacağım. Yani şuradan ilmeğimizi takıp direkt trabzanı ördüm. Milistümü aldım ikinci trabzanı örüyorum. Milistümü aldım yine bu ilmeğimizi yani şuradan şurasından geçirip bakın arkadaşlar şöyle 3 4 ve 5. Tekrar bu tepede 3 zincir çekip mil aldım. Kalan 5 tanesini de tığımı alttan geçirerek örüyoruz. Trabza. Evet 5 taneyi tamamladıktan sonra bakın modelimiz ters tarafı böyle. Düz tarafı bu, bu şekilde olacak. Şimdi e, bitirdik modelimizi, lastiğimize geldik farz edelim. Tekrar yine burada arkadaşlar, e, ister bir zincir, ister çekmeyebilirsiniz. Mil üstünüzü alıyorsunuz, direkt yaptığınız bütün trabzanların üstüne birer tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip geri dönüp şu boşluğu şunu yapmıyorduk değil mi arkadaşlar? Diğerine batıp tekrar bunun üstünü lastiğimizi örüyoruz yani. Bu dediğim gibi kalın da olabilir. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? İlk başta başladığımız şu 3 zincirli yaptığımız işlemi bu, bu sırada yapacağız yani bir sıra böyle bir sıra böyle örnek bundan ibaret 3 zincir çektik milüstü aldım bu boşluğumuza 10 tane şurada yaptığımız işlemi buraya yapıyoruz Tabii bunun üstüne de burayı yapacağız Az önceki yaptığımızı örnek bu kadar arkadaşlar zaten 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tanemizi yaptıktan sonra trabzanımızı 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ne yapıyorduk şurada? İlmeksiz batmıştık. Bu sefer bu iki tanesinin ortasına batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip mil üstümüzü aldık. Burayı da 10 tane dolduruyoruz. Yani ilk başlangıçtaki örneğimizi buraya uyguluyoruz. Bu örnek iki sıradan oluşuyor zaten arkadaşlar. Evet 10 taneyi yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip buradaki boşluğumuza bıraktım. 1 2 3 zincir veya burada 4 bu kenar kısmını arkadaşlar şunun gibi, yani ben şimdi vaktimizi almasın diye şunun gibi de fazla şurayı yapıp e, bundan koyabilirsiniz. Şuraya koyduğunuzu oraya da koyacaksınız. Şimdi burada geri dönüyoruz arkadaşlar. Mil aldım. Ne yapıyorduk? Şunun gibi terslerde hep bu ilmeklerimizin tersinden gidiyoruz. Mil alıyoruz bunu geçiriyoruz. 5 tanesini yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Aynı yaptığımız şekli burada da uyguluyoruz. 5 tane yapıp üst zincir çekip diğer tarafımıza geçiyoruz. Umarım güzel ve e, faydalı bir anlatım olmuştur. Zaten örneğimiz bundan ibaret arkadaşlar. 2 sıra yani. Bir gittiğimiz bu, bir de geldiğimiz şu model. Gidiyoruz öyle geliyoruz böyle oldu. Şimdi arkadaşlar bu sıramızı aslında şunu da yapabilirsiniz. Her iki sırayı bir renk de yapabilirsiniz. Bu da sizin tercihinize kalmış. E, hepinize kolaylıklar diliyorum. E, i̇nşallah e, anlatabilmişimdir. Eğer ki bir e, takıldığınız yer varsa yorumlarda sizlerden e, yorum bekliyorum canım. E, hoşça kalın hepiniz hepinizi seviyorum. Ee, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim.